Evet sevgili dostlar, şu anda Gürleşen köyündeyiz. Gürleşen köyünde Osman Süren abinin evine ziyarete geldik. Kızıyla kuzularına bakıyor. Onunla biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet, şimdi biz seni tanıyalım bakalım. Sana kim derler? Ben Gürleşen köyünden Osman Süren'in kızı derler. Ablam. Osman Süren'in adın ne ablam? Esma. Esma, maşallah bu koyunlar senin mi kuzular? Benim hocam, evet. Ne yapıyorsun bunları? Besliyorsun. Evet, bunları besliyorum hocam. Benim için hobi yani. Hobi olarak evet, besliyorsun. Hobi. Kaç tane kuzun var şimdi? 9 tane, 10 taneydi. Bir tanesini kestik hocam. Öyle. Kurbanda mı kestiniz? Evet, kurbanda kestik. Burada tavukların da var. Burada tavuklarım var. Arkada köpeğim var. Köpek var, tavuklar var, evet, kuzu var. Kuzular. Yani tamamen doğanın evet, içerisindesin. Evet, evet hocam. Aynen. Hayatı burada devam ettiriyoruz. Evet, yaşadığın evet. Yer burası. Evet, yaşadım. Burası. Kimlerle beraber yaşıyorsun? Annemle babamla hocam. Annenle babanla yaşıyorsun. Artık yaşlıları evet. Ziyaret etmek gerekiyor. Biz de Osman evet, abi bugün ziyaret evet. Ettik. Seni de görmüş olduk. Bu kuzuları ne yapacaksın? Kurbana mı besliyorsun? Ya iki tanesi birini seneye kurbanlığımız olsun diyoruz. Birini böyle arada kesip yeme amaçlı. Düşünüyoruz bakın hocam. Şimdi. Bu şekilde evet, yapıyorsun. Evet, evet. Kaç tane tavuğun var? 9. 10 tane tavuk var. İşte 10 tane de cücüğüm var hocam. Cücükler var, tavuklar evet, var, evet, köpek evet, var. Evet, evet. Hayat onlar, burada. Evet, onlara bakıyorum işte. Devam ediyor. Bu mor kuzum hocam. Bunu yeni aldım. Bu kuzuya yeni mi aldın? Evet, bunu yeni aldım. Bu da... Ya bu kuzular ona. Mor kuzu meler gelir. Evet. O türkü söylenen kuzu bu mu şimdi? Evet. Bunların cinsi farklı herhalde. Bunun, kulakları. Evet, bunun mor kuzunun cinsi farklı. Onlar da Sivas'tan gelmeymiş. Onları da yeni aldık. Peki böyle evet. farklı cinsten malı beslediğinde çok iyi olmaz diyorlar. Doğru mu? Bilmiyorum hocam. İşte vasfından duydum. Yani bilmiyorum. Aynı cinsten beslersen daha iyi olur diyorlar. Onu bilemiyorum. O zaman öyle etmemizin lazım hocam. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey duydum ama bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. Bir tane kara koyunum mu? Kuzusu. Hmm. O da çıkmadı. Değil mi? Bakın gel. Ona ürküyorum. O da koç mu? Evet, koç onlar. Ben şöyle çıkar herhalde. Gel bakın gel. Gel. Oo epeyce varmış ya. Epeyce varmış maşallah. O zaman uzak duralım ki ürkmesinler. Şimdi bir yaramazlık. Buraları baya böyle bir besi yeri yaptınız. Hı. Ha. Aa, kara kuzu. Evet, kara. O da koyun mu, koç mu? Yok, koç. O da koç. Evet, çok şey yapmayalım. Huysuzlaştılar biraz. Burada da kuzumuz ne yapıyor? Oo. Köpek de havlamaya başladı. Kuzu böyle meşe yapraklarını yiyor. Meşe yaprağını çok seviyor herhalde. Evet, meşe yapraklarını bayağı da iştahlı yiyor demek ki. O zaman çok yerse çabuk gelişir. Bunun karnını doyuramıyorum bir türlü. Doymak da bilmiyor. Evet Esma, seni tebrik ediyorum. Maşallah elinden gelenleri yapmışsın. Kuzulara bakıyorsun. Ve Gürleşen köyünde yaşamaya devam ediyorsun. Peki insanlara ne söylemek istersin bu doğal hayatla ilgili? Ben söylemek isterim. Herkes böyle doğallığıyla yaşasın diyorum. Hadi bir de salla. Hadi. Teşekkür ediyoruz Esma'ya. Kendisini bugün ziyaret ettik. Babasını ziyaret ettik. Koyunlarıyla, kuzularıyla, köpeğiyle, tavuğuyla Gürleşen köyünde doğal bir hayatı yaşamayı tercih etmiş. Onun için de tebrik ediyorum annesine, babasına. Gözü gibi bakıyor. Kendisini tebrik ediyorum efendim.